Türkiye'de iyi şeyler de oluyor ve iyi şeylerden bir tanesi de herhalde sanata hayatını veren bir aile olabilir diye düşünüyoruz. Böyle bir aile kim deyince de aklımıza Şen Soylar geliyor. Hoş geldiniz. Hoş bulduk ama annemiz eksik ailede. Evet. Nerede acaba? Derya'nın bu akşam oyunu var. Şu an mutfaktayım. Birazdan başlamak üzere. Evet, tek kişilik bir oyun. Tek kişilik oyunu var. Onun için biz bugün tatil olanlar geldik. Evet, siz yeni bir oyun sahneye koydunuz. Bu sefer dördünüz birden oyundasınız. Evet, ailece oradayız. Nedir acaba adı? Ben böyle ara sıra küçük hanımefendiye de sorsam. Derya söylesin. Derya Hanım. Oyunumuzun adı Sahibinden Satılık Birinci El Orta Oyunu. Evet, bir de alt başlığı var herhalde ama. Evet. O ne? O biraz daha şeye uygun, zamana uygun evet. Herhalde. Dijitalguldürü.com. Evet. Peki siz böyle ailece bir sahnede görüyoruz sizi, reklamlarda görüyoruz. Ben en çok şunu merak ediyorum. Ailenin içindeki hava nasıl? Siz bu reklamlara, oyunlara nasıl hazırlanıyorsunuz? Evde artık özel hayat diye bir şey kaldı mı mesela? Pek kalmadı. Derya bundan çok şikayetçi. Tiyatro da eve döndü dedi. Çünkü aynı odada soyunma odalarına, annelerin odalarına yerleştiler. Orada bir curcuna var. Onlar anlatabilirler. Evet. Ne oluyor? Bir şey oluyor mu? Hani rol çalma oluyor mu ara sıra? Anneden, kardeşten? Hayır ama yani kulisteki durumumuz çok komik. Yani bizim üçümüz, annem, ben, Derya bir odada soyunuyoruz. Oda zaten küçük. Derya ile ben gelince daha da daraldı. Bir annemin şişman bir tulumu var. Onu giyince kimse hiçbir yere dönemiyor. Yani o yüzden biz Derya ile oyun başlamadan bir yarım saat önce gidiyoruz odaya. Hemen giyiniyoruz, çıkıyoruz. Annem rahat giysin diye. Peki oyun sırasında anneniz anne gibi mi davranıyor yoksa oyun arkadaşı gibi mi davranıyor? O hava nasıl oluyor? İkisi birden. İkisi birden. Karışlı oluyor mu Ferhan bir ara sıra? Siz de mesela babalık yapıyor musunuz? Ben çok babalık yapmıyorum ama orada benim konumum farklı. Çünkü onlar tiyatroda doğup büyüdükleri için yönetmen oyuncu ilişkisini biliyorlar. Ben baba olarak çok otoriter değilim evde. Fakat orada yönetmen olduğum için evet. Ali Kıran başkasının durumu. Benden yönetmen olarak çekiniyorlar. Oyun biter bitmez tekrar lavabali oluyoruz. Böyle bir tiyatro sırasında mı oyunda ya da provalarda bir şey olmuyor değil mi? Yok, şımarıklık, lavabali. Yok, çok ciddiler. Çünkü onun disiplinini bilerek büyüdüler. Tiyatroda büyüdüler. Bir anlamda da bu bir eğitimdir. Bir konservatuvar eğitimine eşittir bence. Her oyunu doğduklarından beri 50 kez izlediler. Çok küçük izlediklerini dönüp sıkılmadınız mı? Hani sıkıldığınız olmuyor mu bu kadar oyunu? Farklı olduğunu öğrendiler. Her oyunun her gece farklı olduğunu öğrendikleri için örneğin başlarına bir aksilik gelince de ne yapacaklarını biliyorlar sahnede. Nitekim premierde aksilikler oldu ama onlar hissettirmediler bunu. Evet. Peki bir şey sorabilir miyim? Siz büyüyünce gerçekten tiyatrocu mu olmak istiyorsunuz? Şimdilik evet. Şimdilik. Ama bir aile baskısı yok yani. Hani illa tiyatrocu olacaksınız diye bir şey var mı? Hayır. Yok. Mesela tiyatrocu olmasanız ne yaparsınız? Bilmem. Ben stilistlik yaparım. Stilistlik. Var mı öyle bir aile baskısı? İlla tiyatro... Yok hayır hayır. Yani, biz sadece ne destek oluyoruz ne köstek oluyoruz bu anlamda. Tiyatroculuğun zor bir şey olduğunu da biliyorlar. Evet o bir yandan da hani siz bunca yıldır çalışıyorsunuz, uğraşıyorsunuz. Durum da ortada tiyatroların hani. Evet ama biz aşkla yapıyoruz tiyatroyu. Onlarda bu aşk var. Ancak zorluklarını da görsünler istedik. Belki zorluklarını yaşayınca tiyatrocu olmak istemezler. Biz onların kendilerini seçmesini istiyoruz. Evet, peki en zor yanı nedir mesela? Sahnede olmanın en zor yanı ne? Mesela bir sözlüğe kalkmaktan sahneye çıkmak arasında fark var mı? Çok fark var. Çok fark ne var. Fark? Hangisi daha zor? Sahneye çıkmak daha zor. Bir kere daha fazla kişinin önüne çıkıyorsun. Ayrıca sınıf arkadaşlarını tanıyorsun. Onlardan çekinmiyorsun, utanmıyorsun. Yani biz seyircilerden de utanmıyoruz ama daha çok heyecan duyuyorsun tanımadığın kişilerin karşısına çıkınca. Bir de sahnede bir aksilik olacak diye daha çok heyecanlanıyorsun. Siz de heyecanlanıyor musunuz acaba küçük hanım? Ben. Siz daha sakin bir havanız var gibi hani. Bunları çok takmaya değmez. Heyecanlanır çok belli etmiyor. Siz nasıl heyecanlanıyor musunuz? Çocuklar evet, bir hata yapacaklar. Ben bunlar adına çok heyecanlanıyorum. Kendi adıma çok heyecanlanmam. Ben alışkınım yıllardır yaptığım için ama premier gecesi bunlar bir yanlış yapacaklar diye Derya da ben de çok panik halindeydik. Bir de sizin üzerinizde anne baba baskısı evet, var. Evet yani anne babayız çocuklar... bunları sahneye çıkarmışız. İlk defa sahneye giriyorlar ne olacak? Aksilik olursa ne yaparlar ama çok başarılıydılar. Aksilikleri de yutturdular. Öyle ha, oldu yani. Oldu, ne oldu evet, bilgisayar düştü. İlk girdiğim saniye masadaki bilgisayar düştü yere. Sırtımda çanta vardı. Çantayla bilgisayara çarptım. Bilgisayar yere düştü. Siz ne yaptınız?
o da oyunun bir parçası mı oldu bir anda? Evet, ne yaptınız evet, anlat? Biz yani bir kavga anda, ettik falan. Ya oyunda çok fazla sataşıyorduk birbirimize, atışıyorduk. Orada da atışır gibi yaptık. İşte ne yaptığını gördüm, ben yaptım falan diye. Sen düşündün, ben düşündüm diye kavga edip koydular bilgisayarı. Ha, anladım. Güzel bir öyle geçişti. Siz gerçi alıştınız şöhreti ama sizin yaşınızda şöhret olmak nasıl bir duygu? Okula gittiğiniz zaman arkadaşlarınız farklı davranıyorlar mı? Yok. Ama tanıyorlarsa. Reklamlarda kız değil mi? Arkadaşları 5 yıldır reklamlardan alışkınlar. Evet. Ailece bizi reklamda gördükleri için. Hangisi daha zor? Reklamlarda oynamak mı yoksa tiyatroda oynamak? Tiyatroda oynamak. Niye? Kameranın önü daha telafisi mümkün gibi. Evet. Yani güzel olmayan bölümü kesip atıyor yani. Tekrar çekiliyor. Anladım. Peki tiyatroda en zor yanı ne? Tiyatroda oynamanın en zor. Ezberlemek mi? Yoksa o sahneye çıkmak mı? O perdenin açılacağı zamanı beklemek mi? Bence heyecanı en zor yanı. Bir de biz yani hiç bundan önce sahne tecrübemiz yoktu. Hiçbir şey bilmiyorduk sahneye çıkınca ne yapılması gerektiği konusunda. Yani bizim için ilk o kadar da zor olmadı başlamak ama yani bizim de yani en çok çalışmamız gereken kısım ellerimizi nereye koyacağımızdı. Evet, aynısını söyleyeyim. Bu eller ne olacak diye. Evet, ben de ara sıra hissediyorum. Böyle tutuyorum olmuyor böyle. Şimdi yanına koyunca sanki rahat hazır ol vaziyetinde gibi oluyorsun. Böyle yapınca çok antipatik oluyor. Yani ne yapsam da bu elleri öyle bir yere saklasam. Peki? Evet, elleri kullanmak eller tabii zordur. Yani bu zamanla öğrenilen bir şeydir. Giderek rahatlayınca insan bunu düşünmeden refleks olarak yapar. Biz çok düşünmeyiz, refleks olmuş. Yoksa ama oyuncuların en çok takıldığı yer o mudur? Hani yani oyunculuğun başlangıcında bu eli ne yapacağım durumu vardır. Genelde cebe sokarlar falan, şuraya koysam bu eli durumu vardır. Ya, rolünüzü bulup o kişiliği bulduğunuz zaman eli de o adam gibi, o oyuncu gibi, o tip gibi kullanmaya başlarsınız. Bu kendiliğinden gelir ama başlarda gerçekten zorluklardan biridir. Peki şu anda siz kendinizi mi oynuyorsunuz yoksa bir rol mü var? Bizim rolümüz çok zor değil. Evet, yani kendimiz oynuyoruz çünkü. Üç değişik küçük rol oynuyoruz ikimiz de. Yani hepsinde kendimizi oynuyoruz. O yüzden. Yani oyunda iki kardeş, okuldan gelen iki kardeş gibi bir sahneleri var. Birebir kendilerini oynuyorlar. Yani Ferhan'la Derya olarak diye başka isimleri var ama çok yakın onların oynadığı hayatlarına. Ben size izninizle biraz babanıza bir iki soru sormak istiyorum. Son oyunda internetle ilgili bir oyun yapıyorsunuz. Nereden çıktı bu? İnternetle aranız iyi değil mi? Bir antipati mi var yoksa? Hayır, antipati yok. Yani her biçimde konuya bakıyoruz. Ancak biraz bunlardan çıktı. Çünkü bunlar internetin başından kalkmıyorlar. Abileri de öyle olmak üzere. Böyle bir kuşak var, geliyor. Ben gördüm ve ilerisinde düşündüm ki bu internet bizi sonunda muhteşem bir yalnızlığa, F tipi bir internet hücresine götürecek. Her işimizi oradan gördüğümüzde artık başından hiç kalkmayacağız. Bu insanlığı muhteşem bir yalnızlığa götürüyor. Bunu çocuklarımda ve çevrede gözleyince böyle bir şey yazmaya karar verdim. Sonra yazmaya karar verince konuyu bilmediğim için aleti kullanmayı da bilmiyorum. Evet. Onlardan yardım almak zorunda kaldım. Ve bu kuşağın bunu çok iyi bilmesi, bizim kuşağın hiç bilmemesi gibi bir kuşak çatışması da var. Bu yalnız bizim aile değil. Genel olarak ya var. Bu çocuklar biliyor, biz niye bilmiyoruz? Hayır, bir kompleks değil. Ya. Çağ çok hızlı değişiyor. Evet. Biz bilmesek de çok önemi yok gibime geliyor. Ama o kuşaktan bilmeyenlerin büyük sorunları olacak ileride. Örneğin eskiden okuma yazma bilen, okuma yazma bilmeyen vardı. Artık bilgisayan, bilgisayamayan gibi bir bölünme olacak. Bilgisayamayanın da oyunda da söylediğimiz bir şey. Yarın evinin kapısını açmakta, bankadan parasını çekmekte büyük sorunları olacak. Evet, çünkü yani her şey bir parça öğrenmek zorunda diyorsunuz anladığım kadarıyla ana tema olarak. Ama bunu yaparken de biraz mesafeli mi dursun? Yani bunun esiri olmamak gerek çünkü başından kalkamayanlar da görüyorum. Evet. Peki. Peki siz bir web sayfasını açtınız mı bu bilgisayarı? Oyunla ilgili açıldı. Ben açmadım da yani oyunla ilgili açıldı. Nasıl? www.dijitalguldur.com Dijital yalnız J ile yazıyoruz. Dijital olarak da dijital okuduğumuz gibi. -gulduru.com olarak. Com var. Bir anlamda oyun o dünyada internet dünyasında hücresinde yaşayan kapalı bir genç kuşağa da hitap etmek adına bir amacı var oyunun. O sitenin de amacı o. Onların internet dünyasına tiyatro virüsü olarak girmek planlandı. Evet. Ve yararını gördük. Oradan e-mail çekerek tiyatroyu bulanlar ve gelenler oldu. Evet, siz orta oyunculuk ne diyeyim, geleneği mi demek gerekiyor? Ne demek? Kültürü mü demek gerekiyor? Evet, geleneksel tiyatromuz. Geleneksel tiyatrodan geliyorsunuz. Şimdi böyle internet dünyasıyla tanıştığınızda nasıl bir parça yabancılık çekiyor musunuz? Yoksa hayır, birbirine entegre etmek gerekiyor mu mesela? İleride internette de gerekiyor. Oynar mısınız böyle bir şey? Yayınlar mısınız oyunu?
Bilmiyorum internette yayınlanır mı? Çünkü orada telif sorunları falan çok boşlukta yani. Evet. Orada hiçbir şeyin telifi yok. Nasıl olacak? Onlar çözülecekler herhalde ileride. Tabii ama ben şunu istemem örneğin. Tiyatroya gitmeyeyim de ben kredi kartımı numarasını vereyim. Evden izleyeyim Ferhan Şensoy'u demek isteyen bir izleyiciye. Oradan sunmak istemem tiyatroyu. Evet. O zaman tiyatro kalmayacaklar. Herkes evinden kartını sokup izleyecektir. Belki benim de oynamama gerek kalmayacak o gün. Ben de bir VTR yapacağım. Onlar da onu görecekler. Evet. Bu tiyatronun, anlamda tiyatronun karşısındaki bir şey alternatif olarak bunu böyle istemem. Bir de sizin tiyatronuz çok güzel bir tiyatro. Gerçekten mekan olarak evet, da çok güzel bir tiyatro. Evet, ses tiyatrosu da dünyada sayılı tiyatrolardan biri. Evet, orada bir tiyatro oyunu seyretmek de Emek Sineması'nda herhangi bir filmi seyretmek gibi ama tabii evet. Apayrı bir... Önemlidir. Locaları olan böyle bir tiyatro yok Türkiye'de. Hatta loca deyince tiyatroyu bilmeyen izleyici çok garipsiyor. Loca nasıl yani? İyi görür müyüz onları? Peki çok teşekkür ederiz programımıza katıldığınız. Gönül ister ki Derya Hanım da olsun. Evet. Ama onu da başka bir vesileyle umarız konuk ederiz buraya. İnşallah.